Demek ki bir şeriatı yüklenen, taşıyan alim kişiler, fıkıh bilgisine muttali olan fakihler, bir de Kur'an-ı Kerim'i hamil olan zatlar. Yani Kur'an-ı Kerim'i ezberliyor, hafız oluyor, Kur'an-ı Kerim'in ahlakını taşıyor, Kur'an'ı sırtına alıyor, Kur'an'ın sırtına binmiyor. Bu ne demek? Kur'an'ı sırtına almak demek, Kur'an'a hizmet etmek demektir. Kur'an'ın sırtına binmek ne demektir? Kur'an'dan geçinmek demektir. Şimdi bazıları vardır ki sesi güzeldir, iyi ilahi okur. Okuduğu zaman güzel de Kur'an okur. Ama bekler bir yerde bir cenaze olsun da o cenaze merasimine gideyim, bir ilahi okuyayım, bir aş-ı şerif okuyayım, iyi bir para alayım. Bir cenazeye gittiğinde zarfın içerisine koyulan para onun için çok önemlidir. 50 lira, 100 lirayı para kabul etmez. 200 lira, 300 lirayı para kabul etmez. Bu da nedir diye geri teper. Şimdi bu Kur'an'ın sırtından geçinendir. Bir insan Kur'an-ı Kerim'i böyle kötü şeylere alet etmemeli. Allah sana bana güzel ses verdiyse bu sesi Kur'an'la güzelleştirmiş oluruz, şereflenmiş oluruz.